Nargül Hanım var hattımızda. İlk Buyursunlar. defa duyuyorum Nargül ismini. İzmir'den arıyor bizi. Nargül Hanım. Merhabalar. İsminizi kim koydu? Babam. İsminizle yaşayın inşallah. Anlamı ne? Bağlım. Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Anlamını hiç bulmadım. Yani araştırdım da hiç yok. Hem nar hem gül. Açar gül. Ya. Belki o zaman o devre gelmiştir. Hani bir kırmızı renk açar. Hani nar olmadan önce. O devrede gelmişse kızımıza o adı takmıştır yani. Olabilir. Çok tatlısınız. Çok heyecanlıyım. Böyle kalbim ağzımdan geliyor. Çok normal. Felaket. Ama hiç heyecanınızı şimdilik bir kenara bırakın. Sakin olun. Tamam, şimdi ben Aynen. biraz sizi yatıştırayım şöyle. Bakın, anlatacağınız rüya belki yaşadığınız olaylarla ilgili size bir haberci rüya Evet. olabilir. O yüzden çok iyi kelimesi kelimesine atlamadan anlatmanız gerekiyor ki. Çünkü karşınızda Türkiye'nin en iyi rüya yorumcusu Evet. var. Dinliyoruz Allah razı efendim. olsun. Ben rüyada benim 8 yaşında kızım var, evin içindeyiz. Balkonumda bir kedi var. Kedi idrarini yapıyor ama balkonumun dışına yapıyor. Benle kızım mutfaktayız. Diyorum, benim kızım diyor ki anne bu çok akıllı bir kedi. Ne olur diyor getir diyor. Biz bakalım anneciğim. Anne bakalım diyor. Ben diyorum ki anneciğim olmaz diyorum. Hem baban kızar hem de yani bakamayız dedim. Alıyorum bir çubuk var elimde. Çubuğu alıyorum kediyi mutfaktan çıkartıyorum. Yani dışarı çıkartacağım arka balkonumda. Çıkartıyorum odun var elimde. O kediye vuruyorum. Kedi zayıflıyor. Yavaş yavaş yani değdiriyorum zayıflıyor. Koridoruma getirdim zayıflıyor. Ben de korkuyorum. Ay diyorum bu kediye ne oluyor? Bir bakıyorum ki yavru. Böyle küçücük böyle kocaman kedi Konuya gireyim küçücük mi efendim? oldu. Küçücük oldu. Ay ben iki ayağıma da vuruyorum yavru oldu böyle. Ay diyorum bu kedi öldü Allah. Allah'ım diyorum orada bir tane genç bir çocuk. Yok yok diyor korkma diyor ölmedi diyor. Nargül Hanım, Nargül şimdi Hanım, hocam şimdi konuya anladı ben gireyim. zaten. Evet, Mesaj evet. geldi. Evet. Şimdi kızınızın hürmetine gerçekten hem sizin hem eşinizin rızkını artacağını gösterir. İnşallah. Balkonda olması, beklediğiniz bir haber var. Bir kedinin balkonda idrar yapması, dışarıdan bir insandan sıkıntı almışsınız. Ama nitekim çubuk elinize almanız güçlü olacak olan sizsiniz. Ve eğer evinize, çocuklarınıza biraz daha değer, itina gösterirseniz İnşallah. başarı elde edeceğinizi gösterir. Kedinin zayıflaması dışarıdan gelecek olan zararlar, size zarar vermeye çalışan insanların zararları kendine döneceğini beyan etmiş rüyanız. Korkulacak herhangi bir durum yok. Bir rahatsızlık da eğer evin içerisinde teşkil ediyorsa oradan da sıyrılacağınızı gösterir inşallah.